Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı provasına başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç? Un? Hazır değilim hocam. Hazır değilsin ama birazdan yazılı provamız bittikten sonra mükemmel bir şekilde hazır olmuş olacaksın. Öncelikle bütün konuları yani 1. dönem 2. yazılı konularını güzel bir şekilde kısa bir şekilde özetleyeceğiz. Ardından muhteşem sorular hazırladık. Hem anlam bilgisi için hem e, dil bilgisi için muhteşem söz sanatları için işte fiillerde çatı için fiilimsiler için cümle türleri için daha doğrusu cümle türleri değil de cümle anlamı için ve cümle ögeleri için çok güzel sorular hazırladık. Bu soruları çözeceğiz. Genellikle 8. sınıfta yazılar nasıl oluyor Tonguç'um? Test oluyor hocam. Evet, test oluyor ama bizler yine ne olur ne olmaz diye sizlere normal yazılı tarzda sorular da soracağız. Zaten test de olsa klasik sınavda olsa sizler yazıldan inşallah en yüksek not alacaksınız. Neden? LGS'ye hazırlanıyoruz. Evet LGS hazırlanıyorsunuz. Zaten LGS hazırlanan bir öğrenci sınavda hazır olduğu için bunları çok rahat yapar. Bunlar vız gelir tırıs gider. LGS hazırlanmayan öğrencilerimiz bile bu yazılıdan çok iyi notlar alacak. Herkes arkasına yaslansın. Emniyet kemerini bağlasın. Muhteşem bir şekilde dün cumartesi günü matematik yazılı programımızı izlemiştik. Bugün de Türkçemize başlıyoruz. Ve harika bir şekilde bu tatil gününde yazılımızı çekeceğiz. Öğreneceğiz. Ve sonrasında tabii ki Dinamo'daki yazılı soruları yok tabii burada test soruları var ama Dinamo'daki Testlerimizi çözmemiz gerekiyor ve birinci dönem yazılı notlarından da mutlaka tekrar edebiliriz. Bu notlar hem yanımıza rahat rahat gezdirebiliyoruz. Sınavdan önce, sınavdan sonra çok sınav rahat... Sınav sırasında da mı oluyor? Sınav sırasında olmuyor tabii ki. Tabii ki Tonguç. Yani sınav sırasında olsa kopya olur öyle bir şey olabilir mi? Tüm derslerde Türkçe, Matematik, Fen, Din, İnkılap, İngilizce bunlardan süper faydalanabiliriz. Birazdan buradan da ödevlerimizi vereceğiz. O zaman hadi bakalım hızlı bir şekilde yazılı programımıza başlayalım. Öncelikle anlam bilgisi zaten LGS'nin de yazılarımızda temel oluşuyor. Yani soruların yüzde yetmişi en az buradan geliyor. Sözcükte anlamda gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı. Meclis anlam gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni bir anlamdı. Mesela diyelim ki bu çay ah elim yandı sıcak dersek ne oluyor Tomuz? Sıcaklık gerçek oluyordu. Buradaki sıcaklık gerçek oluyordu haklısın ama işte Hoca öğrenciğine sıcak davranıyor dersek o mecaz anlam oluyordu. Ya da mesela diyelim ki basketbolda bazı terimler var. Mesela basketbol terimleri biliyor musun Tonguç'um? Smash, blok, perde yapmak. Harikasın bak. Bayağı da terim biliyor musun basketbolda? İşte basketbola ait terimlerde veyahut da edebiyata ait mesela Türkçe'ye ait terimler söyleyeyim sana. Diyelim ki sıfat, zamir, fiilimsi. Bunlar Türkçe ait terimler oluyordu. Eş anlam yazılışları farklı anlamlara aynı olan sözcüklerdi. Hediye ve armağan yazıcıları farklı ama anlamları aynıydı. Zıt anlam ise gelmek, gitmek, sevmek, nefret etmek gibi şeylerdi. Ama sonuçta Amacıyla kelimesini kullanıyorduk, için kelimesinin olduğu yere. Bir amaç, bir istek vardı. Neden sonuçta ise olan olmuş, biten bitmiş diyorduk. Koşun sonuçta çalışırsak kazanırız, çalışmazsak kazanamayız diyorduk. Özel cümlelerde bence anlamı vardı, nesnel cümlelerde yoktu. Ata sözleri daha çok nasihat, öğüt bildiriyordu. Ve bizlere net bir şekilde ders verme amacındaydı. Veya deneyim bildiriyordu. Deyimler ise böyle cümle işte kullanılmış. İşte Mesela kalbi... ...ni kırmak, işte burun kıvırmak... ...gözden düşmek bunlar deyim oluyordu. Şimdi burada istersen hemen... ...şurada birkaç tane e, neden sonuç... ...amaç sonuç alakalı soruya bakalım. Hemen burayı pekiştirelim. Sonrası öğrendiklerimizden sonra... ...hemen yeni konularla devam edelim. Burası kolay. Şimdi neden sonuçta... ...olan olmuş biten bitmiş diyorduk. Amaç sonuçta ise amacıyla... ...diyorduk bir istek vardı. Daha olan... ...olup olmadığı belli değildi. Koşul sonuç ise... ...sanki annelerimizin söylediği cümleler gibiydi. Şimdi Küresel ısınmadan dolayı dünya iklimler değişmeye başlamıştır. Bu arada ekranları baştaki arkadaşlar da benimle beraber cevaplama çalışsınlar. Tomuşa beraber. Küresel ısınmadan dolayı dünya iklimler değişmeye başlamıştır. Bak iklimler değişmeye başladı ve bu neden oldu? Küresel ısınmadan dolayı oldu. O zaman bu neden sonuç oluyor? Resim yapmaya alışayım diye boya seti hediye edildi. Şimdi resim yapmaya daha alışma alışmadığı belli değil. Ne amacıyla, ne amaçla, hangi amaçla e, boya seti hediye edilmiş? Resim yapmaya alışsın diye. Harikasın, resim yapmaya alışsın diye. Dolayısıyla burada bir amaç sonuç var. Temiz bir dünya istiyorsan, koşul sonuç ürünlerinde zaten SSA çok oluyor, yerlere çöp atma. Temiz bir dünya istemiyorsan da yerlere çöp atabilirsin. Tabii de bunu kimse, öyle bir şey olamaz, herkes ister. O yüzden cevabımız koşul sonuç oluyor. Gelelim özel mesele, bu da zaten bizim için son derece kek bir konu. ''Üç adasıyla Malta, Sicilya'nın güneyinde Akdeniz'in ortasındadır.'' Bu nasıl bir cümle Tonguç'um? Nesnel hocam. Harikasın. Nesnel. Niye? Çünkü herhangi bir yorum katılmamış. ''Malta'nın üç adasından biri olan gazo, ilginç kaynakları ve mağaralarıyla insanın dikkatini çekiyor.'' diyor. Buradaki cümle özel. Peki neden Tonguç'um? İlginç kelimesi. Harikasın. Hemen altını çiziyorum söylediğin kelimenin. Evet ilginç kelimesi dikkatini çekiyor kelimeleri bir özellik katmış diyebiliriz. Tamam. Şimdi gel bakalım bir de atasözlerine bakalım. Atasözlerin anlamlarıyla eşleştirelim. Burası zor bir konu. Dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi her şeyin yenisi dostun eskisi. Veren el alan, alandan üstündür. Hızlı sağanak tez geçer. Ayak olmadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz. Bazılarını ilk defa duydum hocam. Ben de bazılarını ilk defa duyuyorum. Gerçekten zorlayıcı ama buradan seçeneklerden yapacağız. Şimdi başlayalım ilk sorumuza. Zaten biz klasik sınav değil de e, yazılı sorularımızı bile test tekniğine uygun bir şekilde hazırladık. Dolayısıyla sen de yapabilirsin Tonguç'um. Şimdi yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes sayı gösterir. Hmm. Veren el alan elden üstündür. Harikasın. Veren el alandan üstündür. Veren el alan elden üstündür. Niye? Çünkü bak yardımını esirgemeyen yani veren el. Eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir üstündür yani alandan veren el alandan üstündür o zaman buraya A diyebiliriz şuraya hemen A yazıyorum şuraya ne yazalım A yazalım yazıyorum. tamam. İnsan hayatı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır diyor. Şimdi ee, her şeyin yenisi dostun eskisi bu alakasız oluyor hızlı sanak test geçer. Ayak olmadığı taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz. Bu olabilir hocam. Evet bana da bu olabilir gibi geldi. Niye? İnsan hayatı boyunca çeşitli engellerle karşılaşabiliyor. Yani ayak olmadığı taş olmaz. Yani ayağa değmeyen taş olmaz. Mutlaka bir diğer ayağımız takılır ve başa gelmeyen de iş olmaz. Mutlaka bir işler, bir sıkıntılar gelebilir. O yüzden buraya da B diyebiliriz. Büyük bir hızla başlayan şeyler kısa sürer. Bu nedir Tonguç'um? Hızlı sağanak, tez geçen. Harikasın. Hemen buraya o zaman C yazıyoruz. Hızlı sağanak, tez geçen. Ee, gelelim buraya. Dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır. Bu da her şeyin yenisi dostun eskisi diyoruz ve cevabımız değil. Gerçekten de insan arabanın, evin, elbisenin, e, bilgisayarın... Cep telefonunun. Haklısın cep telefonunun çok güzel söyledi. Hep zaman yenisini ister yani. iPhone 15 gelsin, 16 gelsin ister insan. Her şeyin yenisi ama dostumuzun, arkadaşlarımızın hep eski arkadaşlarımız. Böyle mahalleden, okuldan, sınıftan eski arkadaşlarımız her zaman en samimi, en sevdiğimiz arkadaşlarımızdır. O zaman bu cümlelerde güzel bir şekilde atasözüne baktık. Şimdi o zaman devam edelim provamızdaki tekrarlara. Geldik parçalı anlam, ana düşünce, başlık, yardım düşünce konuya. Şimdi burada zaten her zaman söylediğimiz bir taktik var. Onu bir kez daha seninle paylaşmak istiyorum Tonguç'um. ana düşünce zaten bizim LGS'de de karşımıza çıkacağı için burada dikkatli olman lazım. Öncelikle Tonguç evladım benim metinlerde sana şöyle bir şey yapar. Der ki mesela başlar tamam ana düşünceyle alakalı söylüyorum. Ana düşünce bulunan yerleri gösteriyorum sana. Ana düşünce düşüncelerin annesiydi. Şimdi ana düşünce bulunan yerleri gösteriyorum. Şimdi metinde başlar der ki sana şöyle yapar Tonguç'um. La, la 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 Bir şeylerden bahseder 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 sonra bir anda ama der. Veyahut da fakat der. Bunu ayraç Fakat lakin oysa der ve ardından ana düşünce verir. Dolayısıyla ...bir metnin içerisinde, bir paragrafın içinde ...ama fakat gördüğün zaman diyeceksin ki ana düşünce geliyor. Veyahut da böyle başlar... ...la la 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 la... ...böyle gider gider gider. Sonrasında... ...kısacası... ...özetlemek gerekirse der... ...yani yani demek ister. Buradan sonra da zaten ana düşünce gelir. Genellikle son cümlelerde oluyor ana düşünce Tonguç'un. Veyahut da bazen... ...başlar böyle la 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 la... ...bir ara bir kişinin sözünü... ...tırnak içinde gösterir. Tanık gösterme yapar. Harikasın. Tanık gösterme yapar. İşte... Orada tanık gösterdiği cümle esasında ana düşünce için tanık gösteriyor. Yani ben bunu anlatmak istiyorum. Asıl anlatmak istediğim bu. Bak bu adam da bana, bu insan da bana tanık oldu diye onun sözünü alır. İşte bu tarz yerlerde ana düşünce olabilir. Bak ana düşünceyi morla yazdım. Bu tarz yerlerde ana düşünce ara diye söylüyorum. Sonrasında veya da şöyle bir şey olur. Ana düşünce en başta verir tamam mı? Böyle der tamam mı? Başlar. Sonrasında da örneğin der. Yani verdiği ana düşüncelere alakalı örnekler verir. İşte örneğin kelimesinden önceki ifadelere de dikkat etmek gerekir. Niye? burada da yine ana düşünce olabilir. Veyahut da başlar böyle la 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 anlatır da anlatır anlatır da anlatır anlatır. Sonrasında da sonuç olarak der sonuç olarak yani sonucunda der yine burada da bize ana düşünceyi verir Tonguç evladım benim. Bunlar çok çok önemli taktiklerde buraya dikkat etmen gerekiyor. Şimdi yardım düşüncesi ana düşünceyi destekleyen düşünceler başlıklar ve e, konuda da mutlaka anahtar kelimelere dikkat etmemiz gerekir. Anahtar kelime, bak buraya yazıyorum Tonguç'um. Anahtar kelime çok önemli. Ee, parçada parçada en fazla tekrarlanan sözcüklerdir. Tekrarlanan sözcüklerden oluşur. Genellikle tabii her zaman değil ama. Niye? Çünkü orada adam sürekli mesela biz şu anda ana düşünce paragraf paragraf ana düşünceden bahsediyoruz. O zaman şu an anlattığımız dakikada bu sayfada esas anlatılmak istenen başlık olabilecek şey, konu olacak şey nedir? Ana düşüncedir. Şimdi mesela ee, Şuradaki sorumuza bakalım hemen. Madem sıcağı sıcağına gidiyoruz hemen şu soruyla başlayalım. Bu metinde ha pardon bu düşünce geliştirme yollarıymış. Dur o zaman şu düşünce geliştirme yollarını anlatalım ondan sonra sorumuza da geçelim. Ben de soruları bilmiyorum. Ben de seninle beraber karşılaşıyorum. Sınavda istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Evet hocam? sınavda istediğimiz sorudan başlayabiliriz ama ben şu anda arkadaşlar hem bizi izleyen arkadaşlar hemen hızlı hızlı öğrensen konularda sıkılmasınlar diye biraz konu biraz soru gidiyorum. Şimdi düşünce geliştirme yolları. Tanımlama bu nedir sorusuna cevap verir Tonguç'um. Bu nedir sorusunun cevabı tanım cümleleridir. Örneklemeyi biliyoruz. Misal örnek verir. Karşılaştırmalarda daha en gibi gibi sözcükler vardır. Benzetmelerde yine gibi sözcüğüne dikkat etmek gerekir. Benzetilir yani. Tanık göstermelerde bir kişinin sözü aktarılır. Sayısal verilerde de miktar, oran, sayı gibi ifadeler kullanılır. Şimdi gel bakalım. Burada soru üzerine göstersek çok daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Bu metinde düşünce geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını yazınız diyor. Dostoyevski Avrupa'yı kendimizden daha iyi tanıyoruz diyor. Biz ne kendimizi tanıyoruz ne Avrupa'yı. Tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazine. Avrupa'yı, Avrupa'nın istediği kadar tanıyoruz. Avrupa'yı hepimizden çok daha iyi bildiğini iddia eden aydınlarımızın da bizleri yeterince aydınlattığı söylenebilir mi diyor. Şimdi burada Dostoyevski'nin sözünü tırnak içinde alarak ne yaptı Tonguç'um? Tanık gösterme. Harikasın. O zaman ilk cümlede bir tanık gösterme vardı. O zaman buraya tanık gösterme yazıyorum. Siyahla olan yerde tanık gösterme var. Sonra dedi ki... Tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazine dedi. Yani tarihimiz mührü sökülmüş bir hazine gibi demek istedi. Burada tarihimizi neye benzetti? Benzetme mi hocam? Hazineye benzetti. Yani benzetme var Tonguç'um harikasın bak. O zaman kırmızıyla altını çizdiğim yerde de benzetme olduğunu yazabiliriz. Devam ediyorum. Sonrasında dedi ki Avrupa'yı Avrupa'nın istediği kadar tanıyoruz. Avrupa hepimizden çok daha iyi bildiğini iddia eden aydınlarımızın da bak. Daha iyi, çok daha iyi. Daha, en gibi kadar ifadelerini gördüğümüzde, e göre ifadelerini gördüğümüzde karşılaştırma olacaktı. O yüzden burada da karşılaştırma var diyebiliriz Songuç'um. Parçanın genelinde ise bak parçanın genelinde ise şöyle bütüne baktığımızda ise tartışmacı bir anlatım var. Niye? Böyle rahat rahat düşüncelerini dile getiriyor. Bir ders kitabı gibi değil de tartışmacı bir şekilde ilerliyor. Ben böyle düşünüyorum, siz de böyle düşünür müsünüz diyor. Dolayısıyla genelinde tartışmacı anlatım var ama düşünce geliştirme yollarına baktığımızda tanık gösterme, benzetme ve ee, Aynı zamanda karşılaştırma olduğunu söyleyebiliriz. Soru sorular, sorular sormuş, soru cümleleri var. Bunları söyleyebilirsin sınavda. Şimdi, e, gelelim bu tarafa devam ediyorum şimdi. Metin türlerine ve söz sanatlarına bakalım. Burada... Masallar ders verme amacıyla yazılıyor Tonguç'um. Yani hep ibret verici, e, mutlu bir sonla bitiyor. Daha doğrusu fabılar ibret verici sonla bitiyor. Böyle fabıların sonunda böyle ibret verici bir son oluyor. Ama masallar mutlu sonla bitiyor, bize ders veriyor, evrensel konular işliyor. Evrensel tüm. Muhteşemsin Tonguç'um. Evrensel tüm insanla ilgilendiren demek. Sen güzelce tanımını söyledin, ben de hemen örnek vereyim. Mesela anne sevgisi evrenseldir. Doğruluk evrenseldir. Yalan söylemek evrenseldir. Yani dünyadaki herkesin geçerli konuları anlatıyor masallar. Fabullarda hayvanlar genellikle konuşturuluyor ve hayvanlar üzerinden bize ders veriyor. Hikayeler yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar. Romanlar hikayelere göre uzun. Anı geçmişteki hatıralarımız. Günlükler günü gününe not ediyorsun. Tarih atıyorsun. Destanlar ulusal yani ülkelere ait kahramanlıklar. Fıkralar gazetelerdeki köşe yazısı. Dolayısıyla güncel oluyor Tonguç'um. Söyleşi sohbet demek. Yani herhangi bir e, şey yok bunun nedir onu. Okuyucunun görüşünü değiştirmeyi ben böyle düşünüyorum diye anlatıyor. Denemeler herhangi bir konuda yazılan benli ifadelerin buldu. Bence denilen cümleler. Makaleler bilimsel, bilimsel yani kanıtlanması gerekiyor. Atamıyorsun öyle kafadan makalede. Eleştirilerde bir eser ya da kitap eleştiriliyor. Gezi yazıları gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri anlatıyor. Haber yazısında 5 ne 1 k kuralı var. Yani ne, ne zaman, nerede, niçin, nasıl ve kim. Otobiyografi kendi hayat hikayemizi kendimizden anlatması. Kendin pişir, kendini ye. Aynen dediğin gibi Tonguç'um. Kendin pişir, kendini ye. Biyografi ise biz başkasının hayatını ee, ...bir başkasının hayatını başkası anlatıyor. Şimdi bu fotoğraf çekmekse... ...bu da öz çekim gibi oluyor yani. Öyküleyici anlatımda olay var. Betimleyici anlatımda tasvir var, resim çizme var. Açıklayıcı anlatımda bilgi veriliyor okuyucuya. Tartışmacı anlatımda da sohbet ediliyor. Az önceki anlatım tartışmacı anlatımda. Teşbih, benzetme demek. Mesela diyelim ki, örnek veriyorum... E, ...koyunun e, tüyleri altın gibi dediğimizde... ...koyunun tüylerini altına benzetiyoruz. Teşhis, kişileştirme. Koyun e, bugün keçiyle küstü dersen e ne oluyor burada hayvanlar birbirine küsmez ki bu kişileştirme oluyor. Tezat zıtlık işte ağlarım hatıra geldiği gülüşlüklerimiz dediğimizde ağlamak ve gülmek birbirine zıt olmuş oluyor. Tezıt diye de aklımıza tutabiliriz. Mübalağa abartma. Seni dünyalar kadar seviyorum. Harika bir örnek. Seni dünyalar kadar seviyorum dediğimizde ne oluyor? Yani abartma dünyalardan bir tane var, dünyada bir tane var. Intak'ta İnsan olmayan varlıkların insan gibi konuşması. Mesela keçinin merhaba abi ne haber deyip koyunun da teşekkür ederim abi senden ne haber diye Ona karşılık vermesi bu ne oluyor? Bir konuşturma olmuş oluyor. Keçi ve koyun konuşmuş oluyor. Şimdi dil bilgisi yazım kurallarına geldik. Şu istersen e, metin türleri ve söz sanatları alakalı sorumuzu da çözelim sonra dil bilgisine geçelim. Demiş ki aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatları vardır? Durmuş saat gibiydi durup geçmeyen zaman, donmuş sükut içinde güneş görmeyen cihan. Şimdi bak gibiydi diyor. Gibiyi görünce neye dikkat edecek Tonguç'um? Benzetmeye. Muhteşemsin benzetmeye. Burada da gerçekten benzetme var. Niye? Çünkü zamanı durmuş bir saate benzetiyor. Güldü deniz halime bir avuç su verdi elime. Bak. Denize metap sordular seni neredesin? Şimdi bak. Güldü deniz halime derken deniz halimize gülüyorsa burada kişileştirme vardır. Yazıyorum buraya Tonguç'um. Kişileştirme. Bir avuç su ver elime, deniz ve metap sormuşlar bir Ne demişler? Neredesin? Neredesin demişler. Böyle bir şey diyebilir mi deniz ve metap? Diyemez. O zaman burada da konuşturma sanatı var diyebiliriz. Zaten konuşturma sanatının yanında aynı zamanda artık kişileştirme de vardır. Çünkü bir insan olmayan varlık konuşuyorsa kişileşmiştir de. Söğüdüğün yaprağı narindir narin, içerim yanıyor... Dışarım serin bak. Yanmak ve serin olmak. Birbiriyle nedir Tonguç'um? Tezıt hocam. Tezıt diye bir şey yok ama güzel söyledin. Tezat yani. Tezıt değil tezat. O zaman buraya yazıyorum. Tezat yani zıtlık, karşılık diyoruz. Sen tezıt dedin aklında kalması için güzel. Bir ah oh çeksem dağı taşı eritir. Gözümün yaşı değirmeni yürütür. Çok dertliymiş ama ne yapmış derdini? Abartmış hocam. Çok güzel. Doğru söyledin. Abartmış. O zaman biz de burada abartma sanatı var diyebiliriz. Şimdi o zaman hemen geri bu tarafa dönüyoruz. Ee, anlam bilgisini bitirdik. Şimdi fiilde çatı, fiilimsiler ve cümlenin ögelerine bakalım. Ardından da mükemmel bir şekilde yazılı provamızı bitirelim. Şimdi öncelikle fiilde çatı şunu söylememiz lazım ki Tonguç'um. Bizler fiillerde çatıyı fiillerde işliyoruz. Başka konuda fiil çatısı işlenmez. Yani mesela örnek veriyorum. Ahmet çok akıllıdır dediğimizde burada fiil çatısı aranmaz. Niye? Çünkü akıllı diye bir fiil yok. Ama Ahmet kitabını okuyor dediğimizde burada fiil çatısı aranabilir. Niye? Çünkü bu bir fiil. Şimdi okuyor sözcüğünü iki şekilde inceliyoruz biz. Bir nesnesine göre inceliyoruz. Tamam mı? Nesnesine göre. Nesnesine göre. Bir de Tonguç evladım benim. Öznesine göre inceliyoruz. Öznesine göre. Burada iki tane kelimemiz var. Nesnesine göre de onu kelimesini kullanıyoruz. Öznesine göre de de kendisi kelimesini kullanıyoruz. Bak şimdi. Eğer onu kelimesini alabiliyorsa geçişli fiil diyeceksin Tonguç evladım benim. Onu kelimesini alamıyorsa da geçişsiz diyeceksin. O zaman söyle bakalım bana. Ahmet kitabını okuyor onu okuyor diyebiliyor muyuz? Evet hocam. Diyebiliyoruz bak onu okuyor diyebiliyoruz. O zaman onu okuyor diyebiliyorsak bu geçişli fiil oluyor. Nesnesine göre geçişli bir fiil. Şimdi geldik öznesine göre. Eğer Ahmet kitabı kendisi okuyorsa etken oluyor yani kendisi alabiliyorsa etken oluyor Tonguç evladım benim. Eğer kendisi alamıyorsa, başkası tarafından oluyorsa o zaman da edilgen oluyor. Şimdi Ahmet kitabını kendisi mi okuyor, kitap başkası tarafından mı okuyor? Kendisi okuyor hocam. Çok güzel söyledin. Ahmet kitabını kendisi okuyor. O zaman buraya kendisi yazıyorsak bu etken olmuş oluyor. Bu kadar basit. Şimdi bak bir örnek daha göstereceğim daha iyi anlayacaksın. Şöyle e, boş bir sayfa alayım şuradan. Bakalım var mı bu sayfa var. Heh. Tamam bir daha yazıyorum bak. Bakalım unuttuğumu hatırlayacak mısın söylediklerimizi. Mesela sorular dikkatlice çözüldü. Şimdi dikkatli olman lazım. Şimdi bir kere bu fiil olduğu için burada fiil çatısı aranıyor. Tamam. Ne vardı? Bir nesnesine göre vardı. Onu alabiliyordu. Bir de öznesine göre vardı. Tamam. Hatta şöyle hiç bir daha yazmadan buraya böyle yapıştırıyorum. Sen de söyle bakalım. Hemen buraya yapıştırdım. Bak hiç vakit kaybetmedik. Zaman, zamandan kazandık. Bu fiil nesnesine göre geçti mi geçişsiz mi Tonguç'um? Geçişsiz fiil. Harikasın. Geçişsiz. Niye? Onu çözüldü diyemiyoruz. Onu çözüldü. Olmuyor. O zaman bu bir kere geçsiz bir fiil. Şimdi gelelim özesine göreye bakalım. Sorular dikkatlice kendisi mi çözüldü? Yoksa sorular başkası tarafından mı çözüldü Tonguç? Un? Başkası tarafından. Muhteşemsin. Başkası tarafından çözüldü. O zaman edilgen oluyor. Kendisi alabilseydi etken olurdu. Kendisi alamadığı için edilgen olmuş oluyor. Bak burada Ahmet kitabını okuyor. Onu okuyor diyebildiğimiz için geçişli. Kendisi okuyor dediğimiz için etken. Sorular dikkatçe çözüldü. Onu çözüldü diyemediğimiz için geçişsiz onu çözüldü diyemiyoruz. Ve başka tarafından çözüldüğü için de edilgen olmuş oluyor. Şimdi gel bakalım etken ve edilgenle alakalı sorumuzu hemen sıcağı sıcağına yapalım ki kafamızdan bilgiler düşmasın. Şimdi etkende hangi kelimeyi kullanıyor Tonguç'um? Kendisi. Tamam yazıyorum. Edilgende hangisini kullanıyordu? Başkası tarafından. Süpersin. Başkası tarafından. Böyle küçültüp yazdım. Geçişli de onu alabiliyordu. Geçişsizde de onu ne yapıyordu? Alamıyordu. Harikasın. Alamıyordu. Şimdi başlayalım. Önce istersen etken edilgenle başlayalım. Şurayı şöyle kapatalım. Önce etken edilgenle başlayalım. Kafamız karışmasın. Şimdi. Kendisi ya da başka tarafından. Yerler yeni silinmişti. Kendisi mi silindi başka tarafından mı silindi? Başkası. Süpersin. O zaman edilgen. Geçen hafta yazdığın camları kırıldı. Cam yazdığın camları kendisi mi kırıldı başka tarafından mı kırıldı? Başkası. Süpersin. Bu da edilgen. Konuyu çok iyi anladı. Konuyu kendisi mi anladı yoksa başkası tarafından mı anladı? Kendisi. Kendisi anladı o zaman etken. Papatyaları vazoya yerleştirdik. Kendimiz mi yerleştirdik başkası tarafından mı yerleştirdik? Kendimiz hocam. Kendimiz yerleştirdik muhteşemsin. Kaybolan köpek sonunda bulundu. Köpek kendisi mi bulundu yoksa köpek birileri tarafından başka tarafından mı bulundu? Başkası tarafından. Muhteşemsin birileri tarafından başka tarafından o zaman bu da edilgen oluyor. Burası bu kadar basit. Şimdi geçiyorum. Geçti geçsin. Burayı kapattım. Bu sefer hangi kelimeyi kullanacağız? Onu kelimesini kullanacağız. Bak şimdi başlıyorum. Yerler yeni silinmişti. Onu silinmişti diyebiliyor muyuz Songuç'um? Hayır. Diyemiyoruz. O zaman geçişsiz. Geçen hafta yazdığın camları kırıldı. Onu kırıldı diyebiliyor muyuz? Hayır. Diyemiyoruz. Geçişsiz. Konuyu çok iyi anladı. Neyi anladı? Konuyu anladı. Yani onu anladı diyebiliyor muyuz? Hayır hocam. O zaman bu geçişli. Papatyaları vazoya yerleştirdik. Yerleştirdik. Biz yerleştirdik. Neyi? Papatyaları yerleştirdik. Yani onu yerleştirdik diyebiliyoruz. O zaman bu da geçişli. Kaybolan köpek sonunda bulundu. Onu bulundu diyemediğimize göre bu da geçsiz oluyor. Zaten Tonguç'um edilgen çatılı fiiller daima geçsizdir. Bunu da sana bir kopya olarak vereyim. Buraya yazıyorum. Edilgenler, edilgenler daima geçişsizdir diyorum ve geçiyorum hemen diğer sorumuza. Şimdi geldik metin türleri sorumuza. Zaten metin türlerinden bahsetmiştik. Gel istersen burada da beraber bulmaya çalışalım Tonguç'um. Gök bilimciler uzak bir galaksinin merkezine yer alan süper kütleli kara deliğin ilk kez fotoğrafını çekti. 40 milyar kilometre çapıyla dünyadan 3 milyon kat daha büyük olan dev kara deliği bilim insanları canavar olarak tanımladı. Neden böyle okuyorsunuz hocam? Neden böyle okuyorum? Çünkü Tonguç'um bu bir makale. Burada sayısal veriler var. Burada anlatılanlar ispatlanmak zorunda. Bilimsel bir makale. Dünyadan 500 milyon trilyon kilometre, yaklaşık 53 milyon ışık yılı uzaktaki kara deliğin fotoğrafını çekmek için dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 13 teleskop kullanıldı diye bize net bir şekilde bilgi veriyor. Herhangi bir yorum katmış mı? Hayır hocam. O zaman herhangi bir yorum yoksa, anlatılanlar kanıtlanacak şekilde anlatılıyorsa biz buna tonguç Ela'da benim makale diyoruz. Gelelim diğerine. İnsan yaşlandıkça çocukluğunu yeniden yaşamaya başlar derler. Meğer ne kadar doğru bir sözmüş bu. Gerçi ihtiyar insan hayatının o uzak devirlerine hayaliyle dönüyor. Fakat geçmişteki heyecanlarını, sevinç ve acılarını, bugünkü olayların uyandırdığı duygularmış gibi bütün canlılığını ve sıcaklığını tekrar hissederek yaşıyor demiş. Şimdi bir kere bu makale olabilir mi? Olamaz hocam. Harikasın olamaz çünkü kendi cümlelerini söylemiş. Şimdi fıkra olsaydı eğer güncel bir konuda olurdu. Fıkra da değil bu. Bu herhangi bir konu hakkında adam rahat rahat düşüncelerini dile getirmiş. Yani bu bir deneme diyebiliriz. Şimdi geldik filmsi sorumuza. Bütün film örneği bulunmaktadır diyor. Filmste ne yapıyorduk Tonguç'um? Öncelikle yüklemi buluyorduk. Yüklemi buluyorduk önce. Yüklemi bulduktan sonra bir. Geriye kalanlardan iki. MAM2 alabilenlere bakıyorduk. İki buydu. Sonra da aldığı eklere göre ilerliyorduk. Şimdi istersen önce fiilimsileri bulalım. Ardından da aldığı eklere göre e, film çeşitlerini bulmaya çalışalım. Mutluluk insanın daima hedeflediği, yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır diyor. Şimdi burada bu cümle esasında özne yüklem şeklinde oluştuğu için hani yüklem bulduktan sonra geriye bakamıyoruz. Ama parçasıdır biz böyle dikdörtgen içine alalım. Tamam mı? Sonra geriye kalan kelimelere bakalım. Vazgeçilmez bir parça bak. Vazgeçilmez bir fiilimsi. Hedeflediği hedeflemediği bir fiilimsi. Vazgeçilmez vazgeçilir. Hedefli hedeflemedi. Şimdi bütün film sürülerinin örneği var diyor. Kaç tane filmsi var Tonguç? İsim, fiil, sıfat, fiil, zarf, fiil. E, üç tane gördüğün gibi. İsim, fiil, sıfat, fiil, zarf, fiil. Üç tane saydın sen. E, dolayısıyla e, burada iki tane var. Zaten burada iki tane filmsi varsa bu olamaz. Hedeflediği dik eki alan bir sıfat fiil. Vazgeçilmez anası mezar dikecekmiş bir şey alan bir sıfat fiil. Geliyorum buraya. Herkes, herkese hedefleri olan, sistemli çalışmaya ilke edilmiş bir kişi olmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi tavsiye ediyorum yüklem. Geriye kalan filmlere bakalım. Olan olmayan, çalışmayı çalışmamayı, edinmiş edinmemiş, olmalarını olmamalarını. Burada bayağı bir film var. O zaman burada belki de cevap çıkabilir. Şimdi olan an iki aldığı için sıfat fiil. Çalışmayı ma eki aldığı için isim fiil. Çünkü mayışmak eki isim fiil hatırlarsan. An, esi, mez, ar, dik, ecekmiş de sıfat fiil ekili. Edinmiş, anası mezar dikecekmiş eki almış sıfat fiil. Olma diyor. Ma da isim fiil eki. E burada zarf fiil eki var mı Tonguç'um? Hayır hocam. Yok. Yok. O zaman B'yi de eledik. A'yı elemiştik B'yi de eliyoruz. İnsanı ayakta tutan, varlığını anlam katan hayalleri ve bu hayallerin gerçekleşme durumudur demiş. Şimdi durumu duru alalım şöyle. Başlıyorum. Tutan tutmayan, katan katmayan, gerçekleşme gerçekleşmeme. Şimdi üç tane var. Tutan an esim ezardaki çekmişteki anakin almış sıfat fiil. Katan da sıfat fiil. Gerçekleşmede mayışmaktaki menkin almış isim fiil. Burada da zarf fiil yok. O zaman cevabımız... D hocam. Harikası tebrik ediyorum. Hemen buldun. Ama beraber bulmaya çalışalım şimdi. Cevabımız D. Ama bakalım. Kendimi başarıya odaklanarak düzenli çalışmaya ilke edinmiş bir öğrenci olarak görüyorum diyor. Görüyorum yüklem. Tamam. Odaklanarak odaklanmayarak çalışmayı çalışmamayı edinmiş edinmemiş olarak olmayarak. Toplam dört tane var. Arak iki zarf fiil ekiydi. Çalışmayı ma, mayışmak isim fiil eki, edinmiş edinmemiş anası mezar dikecekmiş sıfat fiil iki. O zaman burada toplam, ada bir de olarak bir de zarf fiil daha var. Dolayısıyla burada üç çeşit yani senin en başta saydığın isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil üçüne de örnek var. O yüzden cevabımız D seçeneği. O zaman ne yapıyoruz Songuç'um? Önce buluyoruz. mame olumsuzluk eki alabilenlere bakıyoruz. Sonrasında mayışmak ekini alanlar isim fiil, anası mezar dikecekmiş ekini alanlar sıfat fiil. Geriye kalanlar da zarfi. Zarfiler de genellikle zaten yükleme sorulan ne zaman ve nasıl soranın cevabı oluyor. Şimdi geldik cümlenin ögeleri sorusuna. Şimdi burada cümlenin ögelerinde kuralımız şuydu. Önce yüklemi buluyoruz. Sonra kim ve ne sorularıyla özneyi buluyoruz. Sonra kimi neyi ne sorularıyla nesneyi buluyoruz. Sonrasında da tamlayıcıları buluyoruz. O zaman yöntemimiz belli. Yöntemimizde yüklem birinci sırada bak. Önce yüklemi buluyoruz. Bir, Sonra özneyi hangi sorulara buluyoruz sonuçum? Kim ve ne sorularıyla. Muhteşemsin. Kim ve ne sorularıyla özneyi buluyoruz. Nesneyi hangi sorularla buluyoruz sonuçum? Kimi, neyi, ne sorularıyla. Süpersin. Hemen söylediklerini yazalım. Kimi, neyi ve ne. Kimi, neyi belirtil nesne oluyor. Ne de belirtisiz nesne oluyor. Geriye kalıyor tamlayıcılar. Tamlayıcılarda dikkat etmemiz gerekiyor. Tamlayıcılarda bir zarf tamlayıcısı var. Bir de yer tamlayıcısı var. Yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısı diye yazıyorum. Yer tamlayıcısında eki almış sorular ve cevaplar var. Nereye, nerede, nereden, kime, kimle, kimden, neye, neyde, neyden. Zarf tamlayıcısında ise ne zaman, nasıl, işte ne kadar, niçin gibi sorular var. Bakalım şimdi. Okulumuzun başkanı yeni açılan kütüphaneyi geçen hafta ziyaret etti. Şimdi öncelikle tamlamalar, deyimler, fiilimsilerin oluşturduğu yan cümleler bölünemez. Bunu biliyoruz. Şimdi bu cümlenin yüklemi etti mi, ziyaret etti mi? Ziyaret etti. Süpersin. Bunu bir kere aldık. Şimdi e, ziyaret ettiği bulduk. Yüklemi bulduk. Çünkü bileşik fiil olduğu için veremedik. Buraya altına yazıyorum o zaman. Yüklem. Yüklemi bulduktan sonra hangi öğeyi buluyorduk? Özlemi buluyorduk. Kim ziyaret etti? Okulumuzun başkanı. Süper. O zaman buraya da özlemizi yazıyorum. Okulumuzun başkanı. Okulumuzun başkanı da tamam olduğu için bölümedi zaten. Tamam. Peki okulumuzun başkanı kimi ziyaret etti? Neyi ziyaret etti? Yine açılan kütüphaneyi. Süper. O zaman buraya da nesne yazıyorum. Bak şöyle. Neyi ziyaret etti? nesneyi ziyaret etti diyebiliyoruz. Bak bunu hatta belirtil nesne olduğunu yazalım. Kimi neyi sorusu çünkü belirtili nesne oluyor. O zaman tekrar söylüyorum. Kim ziyaret etti? Okulumuzun başkanı. Neyi ziyaret etti? Yeni açılan kütüphaneyi diyoruz ve sorularımızın cevabını alıyoruz. Peki nereye nereden, nereden soruların cevabı? Geçen hafta ne zaman ziyaret etti diyoruz? Bu da bizim zarf tamlayıcımız oluyor. Bunu da ne zaman sorusuyla bulduk. Şimdi burada önemli olan şey şu olmuş Bu zaten bu sorudan daha zor bir soru çıkar sınavında ama... Bizim burada anlatmak istediğimiz size konuyu öğretmeye de çalışıyoruz bir yandan. Yani yazılı provalarımıza çaktırmadan konu da öğretiyoruz. Bu bileşik fiil olduğu için bölünmedi. Bu sıfat tamlaması olduğu için bölünmedi. Bu yine sıfat tamlaması nasıl kütüphane yeni açılan kütüphane diyoruz. Bu da okulumuzun başkan isim tamlaması olduğu için bölünmedi. Şimdi şuraya bakalım. Sınav sorularının çok kolay olduğu konuşuluyordu. Yüklemimiz nedir Tonguç'um? Konuşuluyordu. Süper. O zaman bunun altına şöyle yüklem yazalım. Güzel yüklemimizi yazdık. Şimdi yüklemi bulduk konuşuluyordu. Kim konuşuluyordu? Cevap yok. Ne konuşuluyordu? Sınav sorularının çok kolay olduğu konuşuluyordu. Muhteşemsin Tonguç, um. tebrik ediyorum. Gerçekten süper söyledin. Sınav sorularının çok kolay olduğu konuşuluyordu. Burası bütünüyle özne. Çünkü ne sorusunu sorduk ve cevap bulduk. Peki bunu neden ayrılmadık? Çünkü sınav konuşuluyordu, sorularının konuşuluyordu, çok konuşuluyordu, kolay konuşuluyor değil. Sınav sorularının çok kolay olduğu konuşuluyordu. ...olduğu fiilimsi arkasındakilerin hepsini içine çekti, aldı, götürdü. Dolayısıyla biz buraya bütünüyle özne dedik. Akıllı, dikkatli ve son derece anlayışlı bir insandır diyor. Şimdi bakalım. Şimdi insandıra yüklem diyebiliriz ama... ...isimler yüklem olunca dikkat ediyorduk. Bir insan, anlayışlı bir insan, son derece anlayışlı bir insan... ...dikkatli ve son derece anlayışlı bir insan diyoruz. Dolayısıyla burası bütünüyle yüklem oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi yükleme bulduk. Ardından da ardından da kim? Hocam akıllıyı da almamız gerekiyor. Hatta akıllıyı da aldık. Pardon ya. Akıllı dikkatli ve son derece anlayışlı bir insandır. Tebrik ederim Tonguç'u. Beni iyi hatırlatan akıllıyı da almamız gerekiyordu. Kim böyledir? O. O da gizli özne oluyor. Dolayısıyla bu cümlede bütünüyle yüklemden oluşmuş oldu. Bak. Akıllı dikkatli ve son derece anlayışlı bir insandır. Kim? O. Gördüğün gibi bazen tüm cümle yüklem olabiliyor. Niye? Çünkü bir tamlama var bölünmedi. Bazen de filmsin olduğu yerde cümleyi birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi Gelelim diğer sorumuza. Hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Bakalım. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur demiş. Şimdi zordur yüklem. Kim zordur cevap var mı? Yok hocam. Ne zordur? Belirlemek zordur. Belirlemek filmsi olduğu için arkasındakileri içine diye çekebilir. Yönlerini belirlemek zordur. Birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur diyoruz. Dolayısıyla burası bütünüyle özne ve yüklemden oluşuyor Tonguç'um. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Çünkü yazınsal zordur, birbirine zordur ve zor olmuyor. Bak hepsi belirleme kelimesinin alt kümesi gibi. Buraya bakalım. Her yazı ya da yazınsal yaratı insanoğlunun düşünce ve duygu evrenini zenginleştirir. Zenginleştirir yüklem. Ne zenginleştirir? Her yazı ya da yazınsal yaratı zenginleştirir. Her yazı ya da yazınsal yaratı neyi zenginleştirir? İnsanoğlunun düşünce ve duygu evreni. Yani burası da belirtili ...nesne oluyor Tonguç'un, belirtili nesne. Dilsel ürünlerin amacına ulaşması doğru algılanmalarını gerektirir. Gerektirir yüklem. Kim gerektirir? Ne gerektirir? Dilsel ürünlerin amacına ulaşması gerektirir. Neyi gerektirir? Doğru algılanmalarını, bu da yine belirtili nesne oluyor Tonguç Eladım'ın. Her yazıda dil ve anlatım yönünden bir bütünlük olmalıdır. Olmalıdır. Ne olmalıdır? Dil ve anlatım yönünden bir bütünlük olmalıdır... Nerede olmalıdır Tonguç'um? Her yazıda. Harikasın. Bu da her yazıda da yer tamlayıcı oluyor. Yer tamlayıcısı. Nerede dedik? Sen de her yazıda dedin. Nerede sorsana cevap veriyor. D'de hal de almış. O zaman bu yer tamlayıcısı oluyor. Gördüğün gibi dikkatli olmamız gerekiyor. Gel istersen başka bir soruya bakalım. Hangisi iki ögeli bir cümledir diyor. Toprak her gün bin bir özenle süslenir. Yüklem, özne, zarf tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı. Burada iki öge var? Dört tane var. E, dört tane öge var. O zaman bu olamaz. Ay geçtik. Toprak bu aylarda baş döndürücü kokular yayar. Özne bu aylarda yani ne zaman? Bu aylarda zar Ne yayar? Baş döndürücü kokular. Bu da ne oluyor Tonguç'um? Belirtisiz nesne. Harikasın. Belirtisiz nesne oluyor. Ne yayar? Belirtisiz nesne yayar. Tamam. E bu da iki ögeli değil. Toprak saçlarına katmerli çiçekler takar. Takar yüklen. Kim takar? Toprak takar. Toprak ne takar? Katmerli çiçekler. Muhteşem katmerli çiçekler. O zaman buraya e, ne takar? Beritiz nesnesi diyebiliriz. Ne takar? Katmerli çiçekler takar diyebiliriz. Nereye saçlarına takar? O zaman bu da yer tamlayıcısı. E, bir dakika. E, bu da gene dört öge. Şuna bakalım. Toprak harıl harıl çalışan bir kimyacıdır. Kimyacıdır. Bir kimyacıdır. Çalışan bir kimyacıdır. Harıl harıl çalışan bir kimyacıdır. Yüklem. Bak burayı bütün olarak alıyoruz Sonuç Eladım benim. Kim harıl harıl çalışan bir kimyacıdır? Toprak bu da özne oluyor. O yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. Geldik başka bir soruya. Kişiyi içinde yaşadığı toplumun değer yargıları biçimlendirir. Cümle genelinden çok soru sorduk ama yazılda bu konudan sorulur. O yüzden dikkat olmamız lazım. Şimdi LGS'de de bu konudan soru bekliyoruz. O yüzden buraya biraz ayrıntılı gittik. Şimdi biçimlendirir yüklem. Kim biçimlendirir? Kişiyi hocam. Hayır. Kim biçimlendirir? Kişiyi diyemezsin Tonguç'um. Kişiyi kim biçimlendirir? Kişiyi biçimlendirir kimi biçimlendirerek kişi diyebilirsin ama kim biçimlendirerek kişiyi diyemezsin. O yüzden bu kimi sorusuna cevap veren nesne bak kimi neyi kişiyi biçimlendirir. Kişiyi ne biçimlendirir? İçinde yaşadığı toplumun değer yargıları yani kişiyi özne biçimlendirir. Bak ne biçimlendirir? İçinde yaşadığı toplumun değer yargıları. Kimi biçimlendirir? kişiyi biçimlendirir. Dolayısıyla nesne özne yüklemden oluşuyor. Zor bir soru. Bu soru yapan arkadaşlarımız gerçekten LGS'de de yazılda da çok yüksek notlar alacak demektir. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin ögesi değişiklik olur diyor. Of gerçekten zorlayıcı bir soru. Onun gibi yapıtlarında kendini anlatan sanatçılar da var. Şimdi virgülü kaldırarak ayırıyorum. Eee... var ne var? Onun gibi yapıtlarında kendini anlatan sanatçılar da var. Virgül koyuyorum. Onun gibi yapıtlarında bir şey değişmiyor. Buraya geçtik. Buraya bakıyorum. O roman ile bir ilke imza attığını söylüyordu. Söylüyordu yüklem. Kim? O söylüyordu. Neyi söylüyordu? O romanıyla yani bu romanı, şu romanı, öteki romanı değil de o romanıyla bir ilke imza attığını söylüyor diyor. Dolayısıyla burada o, o romanıyla derken o ifadesi ne oluyor? Bir anda bütünüyle burası nesne oluyor. Ama virgülü koyarsak o özne romanıyla bir ilke imza attığını söylüyor diyor. Bak Burada virgül olduğu zaman burası özne oluyor Tonguç'um. Burası nesne oluyor. Ama virgülü kaldırırsak o roman diye bir sıfat tanıması oluyor. O yüzden burada öge değişiyor. Cevabımız B seçeneği. Kardeşimin atasözlerini ve deyimleri pek bilmedi ortaya çıktı. Ne ortaya çıktı? Kardeşimin atasözlerini ve deyimleri pek bilmedi. Burada bunu kapatsan da açsan da böyle oluyor. Ona karşı takımın oyuncularından söz ettim. Söz ettim. Kim? Ben söz ettim. Neyden söz ettim? Karşı takımın oyuncularından söz ettim. Kime? Ona virgül kaldırsan gene ona yer tamlayısı oluyor. Bir şey değişmiyor. O yüzden cevabımız bir. Şimdi geldik yazım ve noktalama sorumuza. Dikkat olmamız lazım. Bugün burada toplamamızı sağlayan üç önemli şey şudur diyor. Bak birincisi bugün bitiş yazılır Tonguç'um. Bugünü doğru yazmamız lazım. Bugünü şöyle bitiş yazıyorum. Bugünün doğrusu bu. Bugün bitiş yazılıyor. Burada toplamamızı sağlayan demiş. Ne olması lazımdı? Sağlayan olmalıydı. Harikasın. O zaman doğrusunu yazıyorum. Sağlayan olmalıydı diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Üç önemli şey şudur. Başarı, arkadaşlık ve dürüstlük. Başarının B'si büyük olmalıydı. Hayır öyle bir şey yok. Başarının B'sini büyük yazmamıza gerek yoktu Umutcum. Neden? Çünkü başarı özel isim değil. İki nokta üst üsteden sonra ee, eğer cins isim olursa bunun gibi küçük harfle başlayabilirsin. Ama özel isim olursa veya cümle olursa büyük harfle başlamalısın. Dolayısıyla burada hata yok. Ama buradaki hata şu. Üç önemli şey diyor. Başarıyı, arkadaşlığı ve dürüstlüğü sayıyor sonra da... Üç nokta koyuyor. Halbuki ne koyması lazım? Nokta koyması lazım. Harikasın. Nokta koyması lazım. Burada bir hata var. Üçünü de saymıştım. Zaten V deyince de nokta gelir. Hiçbirimiz diyor. Hiçbirimiz de yine bitişik yazılır. Burada hiçbirimiz bitişik yazılır. Hiçbir bitişik yazılıyor Tomuç'um. Hiçbirimiz. Hiçbirimiz taraftarı olduğumuz takımı iyi gün ya da kötü gün fark etmeden desteklemekten vazgeçmemeliyiz diyor. Şimdi bak. Taraf darı değil ne olması lazım? Taraftarı. Harikasın. Taraf tarı olmalı diyorsun olduğumuz takımı iyi gün ya da ya da ayrı yazılır. Ya da şöyle ayıralım. Hatta ben de şöyle yazarak göstereyim. Ya da kötü gün fark etmeden fark etmeden de ayrı yazılır. Fark etmeden ayrı yazılır. Şöyle yazayım buraya da hatta. Fark etmeden desteklemekten demiş. Halbuki ne olacak? Desteklemekten. Muhteşem. O zaman yazıyorum. Desteklemekten. Ünsüz benzeşmesine uymamış. Vazgeç ve melize bir yazılır. O yüzden buraya da vazgeç meme ...Liz diyorum Tonguç'um. 1943 den demiş. Halbuki 1943 ten olması lazım. Beri değişmeyen tek gerçek budur demiş. O zaman e, burada ünsüz benzeşmesine uyulmamış. Burada da uyulmamış. Burada bitişik yazılması gereken şey ayrı yazılmış. Ön görmek, vazgeçmek bitişik yazılıyor Tonguç'um. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yazılı programımızı bitirdik. Mutlaka mutlaka yazılı notlarından Türkçe, Matematik, Fen, Din, İnkılap, İngilizce demeden bütün yazılara güzel güzel çalış. Biliyorsun burada yazı notlarında önce bir kavramları, formülleri veriyoruz. Sonra konuyu gösteriyoruz. Ardından buradan soru gelir. Hoca mutlaka sorar diyoruz. En sonunda da kazanım kontrolü yapıyoruz. Ben burada Fen'i açtım ama Türkçe'yi de açacağım. Kazanım kontrolü yapıp tekrar etmiş oluyoruz. Mesela Türkçe'de ikinci yazılımıza bakalım neredeymiş Türkçe ikinci yazılı. Gel bakalım buraya. İnkılap birinciden birinci yazılı diyor. Fen diyor bakalım Türkçe'yi nerede bulacağız. Gel bakalım Türkçe'ye neredesin diyelim. İşgal Yılları'nın Anadolu İnkılap Tarihi. Fen, Matematik, Türkçe. Evet burada bak şimdi. Burada ne olacak? Bak birinci dönem ikinci yazılım. Önce cümlenin ögeleri ile alakalı soruları gösteriyoruz. Filmsi gösteriyoruz cümlenin ögelerinden sonra. Burada çok güzel bir şekilde bunları tekrar ediyoruz. Güzel bir şekilde. Kavramlar, formüller, paragraflar. Ve ardından metin türlerini anlatıyoruz sana. Kesin çıkar bölümleri yazım kuralları ile alakalı. Noktalama işaretleri ile alakalı. Bunları bitirdikten sonra da bilip bilmediğimizi tekrar ederek götürmüş oluyoruz. Hadi bakalım o zaman yazı notlarından güzel güzel çalışıyorsun Tonguç'um. Sonrasında mutlaka Dinamo Soru Bakanımızdan çöz. Aynı zamanda biliyorsun ekotaktik kitaplarımız çıktı. Hani kağıt fiyatları arttı falan filan her şey karıştı, çarşı karıştı. Biz de öğrencilerimiz için taktiklik kitaplarımızı set halinde ve normal olarak da ayırdık. Taktiklik kitaplarımızdan da güzel güzel çözebilirsin. Çok güzel duruyorlar hocam. Evet ya. de çok hoşuma gidiyor. Çok sevimli duruyor. En önemlisi daha az kağıt harcadığı için bir daha az fiyatı var yani şu anda gerçekten çok değerli bir şey fiyat önemli bir de daha ekolojik daha az ağaç kesiliyor bunun tüm dersleri var yani burada gördüğün gibi e, Türkçesi matematiği feni inkılabı İngilizce dini var bunları da yine açıklamadaki Tomuç Mağaza linkinden alabilirsin Tonguç Elan benim hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla video faydalıysa mutlaka yaz tavsiyelerin varsa yaz ve videomuza beğeni atmayı unutma hadi bakalım görüşürüz teşekkürler hocam görüşürüz